Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız bölümden devam ediyorum. En son Hellblade'de bir tane canavarı taş ettik, öldürdük. Şimdi buradan etrafı gözlüyorum, bakıyorum da. Herhalde buradan bir şey olmayacak. Yolumuza devam edeceğiz. Da sallanıyor. Rüzgardan sallanıyor yani. Bu arada çay içiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Bu tarafa da bakıyorum. Yok. Şimdi nasıl ineceğiz buradan? Arkadaşlar, bir hastalığım yüzünden rapor almak zorunda kaldım 4 gün. O yüzden evden de çıkamıyorum, güneşe de çıkamıyorum. Karanlık odamda oturuyorum. Bu arada en azından sizlere kendime zaman ayırmış oluyorum. Sizler de sağ olun, yalnız bırakmıyorsunuz. Evet. O bizimle beraber gelen kadının yanına gideceğim şimdi. Biraz beklememin nedeni, yanlış anlamayın. Aynı zamanda joystick'i kontrol etmem, edebilmem için ayarlarını yapıyorum da bilgisayar tarafından, o nedenle. Şimdi yolu kapattı. Yine bizim o karanlık ses, karanlık erkek sesi. Evet. They blocked your path. What do they want? Focus. What is it? Focus. İnsan artık anlıyor. Fokuslandı içimdeki seste. Focus, Senua. What are you doing, Senua, now? Focus. Focus, do it, do it. There, a symbol. Evet. What does it mean? Ne anlama geliyor? Biraz karmaşık burası. Focus, Senua. Ya gittikçe bu çözümlemeler zorlaşıyor anladığım kadarıyla. Tabii buna ayak uyduracağız yavaş yavaş. Focus. Ya hep oynamadığım için. Sürekli oynayıp bitirebilsem bu oyunu sıkıntı olmayacak, ezberleyeceğim de. Yani biraz daha böyle zorlayıcı. Ya en başından beri şu puzzle'lar zorlayıcıydı açıkçası. Çünkü oyunu anlamadım ilk başta. Sonrasında anlamaya başlıyorsunuz. Ama oyunu güzel yapmışlar. Grafikleri güzel, konuşmalar falan gerçekten güzel yapılmış bir oyun. Hakkını vermişler bence. Evet. Değiştirdik. Oradaki kayaları kaldırdık şimdi. Karşıya geçebileceğim. Bazı yorumları görüyorum. Hani bazı yorumlarda şey diyorlar. Yani inceleme yapılmış olanlarda. Hani tamam, yaptığınızda ne oldu falan. Yani nedir? Sinematik yapılmış falan. E tamam işte, ne güzel. Sinematik yapılmış. Güzel olmuş. Bir hikayesi var, bir anlattığı şey var. Güzel bir şey yani bu. Hele bir o dev kadın vardı ya, dev canavar bir önceki bölümde. Hani onun öldürülmesi, işte taşa dönüşülmesi falan, çocuğunu alması, bir hikaye anlatıyor ve duygusal bir hikaye anlatıyor. Bence etkileyiciydi. Bir şöyle hikayenin devamında yani yapılabilecek ne varsa,
ne olacaksa, neyi kurtaracak, neyi şey yapacak. Yani bir dizi gibi izleyebiliyorum açıkçası. Hem oynuyorum, yaşıyorum hem de izliyorum yani. O konuda iyi. Seuna'nın bu arada bir hastalığı var. Bu hastalık sürekli içerisinde işte konuşmaları falan. Bu içerideki iki kişilik, çift kişilikli konuşmaları. Sanıyorum ben araştırmadım ama çünkü var, benim çevremde yakınımda vardı birisi böyle. Şizofreni hastası gibi. Yani içerisinde sürekli bir şeyler konuşuyorlar. Bu şizofreni hastası mı tam bilmiyorum. O konuda da eğer bildiğiniz varsa aydınlatırsanız iyi olur. Evet, şimdi bu yuvarlak toplarıyla da günü değiştiriyoruz gördüğünüz gibi ve o günü değiştirdikten sonra taşlar bir yerde kapanıyor, bir yerde açılıyor. Garip oluyor. Şimdi burada bize yakın ne var? Ah, şurada gördüm. Dön abi, dön. Dön, dön, dön. Burada değil, sol tarafımızda olması lazım. Bak şu kayalıklar sarı. Evet. Evet, burası. Süper. Oyunu bu arada 4K oynuyorum. 4K ile sizi aynı zamanda izlemeniz. Hani izleyebilirseniz 4K ile izleyebilirsiniz. 4K oynayıp 4K zaten yüklüyorum. 4K seçeneği de var oyunda. Tabii ki tercih sizin. İsterseniz 4K'da değil de 360'da da izleyebilirsiniz. Burada bir şey var. Ama bu o mu? Son parça mı? Aklıma takıldı. Find the next side. Find the next side. There'll be another one. You have to find a way through. Quick. How do you kill a sea giant? She can't. She doesn't know its real name. She needs to know more. You can only kill it if you find out more. Sürekli içerimde içeride birileri konuşuyor farkındaysanız. İki tane kadın konuşuyor. Onlar da çelişkide, birisi yapar birisi yapamaz şeklinde konuşuyorlar. Şey gibi, bir yanımda şeytan bir yanımda melek var. İkisi de birisi kötülüğü emrediyor, birisi iyiliği emrediyor. Birisi kötülüğü söylüyor, birisi iyiliği söylüyor şeklinde. Evet, buldum diğerinde. Süper. Şimdi 3. bölümde açıldı. Güzel. Buradan içeri geçeceğim galiba. Find another way to see. There's got to be another way. Looking at it. Aa, bir tane daha kaldı. Can you see it? Evet, bir tane kaldı. Bakalım o nerede? Yani bu, şunu düşünmek çok garip olmuş, çok acayip olmuş, farklı gerçekten. She did it. You did it. You found the path. The meaning is here. We see everything. The hatred in their hearts. Shalvarissi was born of this place. We saw it. Seek us again and we will show you. Look for us by the sea. They'll show us the truth.
Draugr don't usually come this close to the settlement. The Draugr. I have to warn them. Your followers too. They're here as well. They're not my followers. I just showed them how things could be different. But they follow you. She was weak. She left us. Maybe one day I can also see how things can be different. You need to find the hidden folk. Find them. Evet, kadınla görüştük tekrar ama buradan ayrılacağım galiba. Bardarvik is just along the shore. I would say be careful of the river, but Drog'larla savaşmıştım ya, nasıl savaştığımı gördü, sen kendini idare edebilirsin dedi, ayrıldı benden. Şimdi ben sahil tarafına doğru gidiyorum. Sahil tarafında beni bekleyen bir şey var, çünkü sahilde o gizemli ses seni burada bekliyoruz falan dedi. Bir gidelim bakalım. Burada gemiler batmış. O işte buradaki yaratık sayesinde buradaki gemiler de batmış durumda. Burada da bir yaratık var ve bu yaratık güneş getirmiyor. Haftalardır, aylardır güneş görmüyorlarmış buradaki köylüler. Güneş yerine hep yağmur ve fırtına oluşuyormuş. İlk başta öyle söyledi. Şimdi çıkan işarete bakacağız. Burada da bir bulmacamız var. Umarım hızlıca çözeriz. Evet, bu mavi su topları tekrar çıktı. Suya benziyor, o yüzden su topları diyorum ben. Evet, geceye döndük. Şu çok benziyor, şu direkler çok benziyor. Ama değil herhalde. Suyun içine girdim artık ama bakayım, burada yok, burada değil. Yok abi ya, benziyor ama yani herhalde bu değil. Geldiğiniz yer tepede, oradan tamam. Fener gibi düşünün. Oradan gelen işte gemiler falan oluyor. Onları görüyorsunuz. Kimler var, neler var? O zamanki fener gibi düşünebiliriz. O tepedeki şeyi, kulübeyi. Yok herhalde ya. Çeviriyor da sadece şey için çeviriyor galiba anladığım kadarıyla. Bu o taraflara, yani diğer taraflara, evet, buradan içeri geçebilmem için. Bu mavi olan yerler de hep şey, turkuaz olan yer, yeşil olan yerler de hep kayalık aslında. Buradan nasıl çıkacağım ben? Bak şurada işaretler var. İşte bu işaretlerin olduğu yerde bulmaca parçaları mevcut aslında. Buradan yukarı çıkamıyor muyum ya? Yok. Heh, şimdi oldu.
Demek ki neymiş? Önüne geleceksin, önden yukarı çıkacaksın. Burada da bizi kapatan, yolumuzu kapatan şeyler var herhalde. Buradan bakalım. Bu ne işe yarıyormuş? Bir açalım. Abi şeyi geçtir, güzel ya. Gündüz, gece falan. Gerçekten hoş. Bu mu? Yok değil. Evet, buradan içeri girdik ve bulduk mu acaba? Ha, şurada sağ tarafta sarı şeyler var ya. Sarı olan ne derler ona? Direkler. Bu olması lazım. Olmadı. Yine olamadı. Biraz daha aşağı tutsak. Acaba yana doğru gelsem ya da öne doğru. Şey ifade ediyor mu? Abi nasıl ya? Biraz geri çekse. Hadi. Yok, hiç yardımcı olmuyor bana. Ama bu yani, eminim. Tam da oluyor, oturuyor yerine. Tamam. Ben böyle tuttum da o kendisi zaten otomatikman hani yerleştiriyor aslında. Hadi abi ya. Ne uzattın ama. Yok, burada değil. Bu fe harika olmaz. Allah Allah. Evet. Bu ne yapmamı bekliyor ki acaba? Şöyle ilerlesem bu sefer de kayboluyor. Bu da değil. Burada yok. Bunlar değil. Bu abi. Eminim bu F harfi. İşte bu F harfine ben bakıyorum da ben. Allah Allah. Oğlum bu ya işte. Daha ne uzatıyorsun? Hah, oldu. Yes, she found her. We found her. Ne fark ettik ya? Hadi gidelim diğer parçayı bulalım. Daha geri geleceğim herhalde ya. Burası kapandı, buradan geçemem ki. Evet, şimdi oldu. Şimdi bir daha deneyelim. Şimdi herhalde oldu ya. Bu sefer olmuştur muhtemelen. Buradan da, evet, buradan da çevireceğim. Yok. Bu işaretin olduğu yerde, yani bu üç işaret çıkıyorsa burada bir şey yok demek anlamını taşıyor. Anladım artık ben bunu. Burada iniş var mı? Yok. Şimdi oraya bağlantılı.
devam ediyorum. Biraz daha hızlı koşabilirdi aslında ya. Çok yavaş koşuyor. Evet, buradan çıkıyoruz. Bir tanesi şimdi tamam elimizde. İki tane kaldı, iki parça kaldı. O iki parçayı da şimdi halletmeye çalışacağım. Bu tarafta şeyler olduğuna göre, o balonlar olduğuna göre, su balonları olduğuna göre muhtemelen bu taraftadır. Gidelim o tarafa doğru. Oradan da geri döneriz muhtemelen. Buradan çıkabiliyor muyum? Yok. Devam edelim. Bu taraftan bir patika var zaten. Bu patika yoldan devam edeceğim. Yok. Buradan da çıkış yapamıyorum. Nasıl olacak şimdi? Aşağı ineceğim tekrar. Bunu kapatsak. Yok abi buradan çıkamam. Çık, geri geri geri. Geri git geri git. Evet. Şimdi bunu aç. Aç abi. Aa, tamam. Şimdi buradan çıkış var mı? Bir daha bakayım ben. Aa, süper. Tam ortadan çıkış varmış. Güzel. Bu değil. Evet. Bu taraftan. Şimdi bir daha bir bakalım. Kapatsın. Çünkü evet, yoktu ya. Tamam. Bu ikinci parça da büyük parça burada. Bir yerde. Acaba nerede? Evet burada. Burada. Kayalık var. Buna baksana ya. Diğer taraftan mı? Yok. Buradan değil. Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Ama muhtemelen şu kayalıkla geminin olduğu yer var ya. Orada muhtemelen o birleşecek de. Bak şurayı görüyor musunuz? Orası. Olabilir. Burada yok öyle bir şey. Yani burada bir ipucu yok. Ama burası çok böyle rahat oturabilen bir yer. Şu tam karşı. Biraz zorluyor. İyi görmeniz lazım. Biraz geri mi çıksam acaba? Şu kayayla oturtabilmem için. Yok, böyle olmuyor. Geri çıkacağız buradan belli. Burada yok çünkü abi. Burada bir şey yapamıyorsun ki. Buraya bir bakalım bir daha. Havalar iyice ısındı ya. Şimdi benim hastalığım yüzünden de sıcağa gelmemem lazım. Ne sıcak olması lazım. Ne de şey. Zaten acayip bir şey kaşınıyor sürekli. Sıcağa geldiği zaman daha da beter oluyor. Bir de dağılmasın diye uğraşıyoruz. Her yere yayılmasın diye uğraşıyorum. O yüzden biraz acı çekiyormuşuz gibi. Yani acı çekiyorum. Öyle söyleyeyim.
Aynı zamanda kaşıntısı çok. Bela bir şey ya. Gece yatmıyor falan. Gönlünüz zehir oluyor yani. Allah kimsenin başına vermesin abi. Ben onu biliyorum. Çok zor bir şeymiş. Gerçekten. Ya hastalığın her türlüsü zor tabii. Ha buldum bu arada. Buldum abi buldum. Bu. Bu. Öyle olması lazım. Ne yapıyorsun ya? Biraz geri çıksak olacak herhalde. Biraz sağa doğru kaysam. Kaydırsam. Şöyle biraz gelsek iyi olacak da. Şimdi olacak gibi duruyor. Ne dersiniz? Tam böyle kıvamındaymış gibi. Değil mi? Evet oldu. Aynen. Şimdi devam ediyoruz yolumuza. Bu üçüncü parça kaldı. Üçüncü parçayı da herhalde Allah bilir nerede bulacağız. Son parçamıza da geldik. Son parçayı da burada bulacağız. Muhtemelen. Buradakini de değiştirelim bakalım. Maybe he needs you. Evet, bu da burada bir parça. Aa, burada bir kulübe, yıkıntı bir kulübe var. Acaba burada mı? Bir bakalım. Yok. Aa, buldum ben. İçeride. Şimdi anlatacağım. Bak göreceksiniz şimdi. Anlatmama bile gerek yok. Neden içeride dediğimi göreceksiniz. Gördünüz mü? Aynen burada. Kolaylıkla çat. Bak burada bulduk. Güzel. Şimdi devam edeceğim o tarafa. Arkadaşlar bunun devamını gelecek. Gelmesini zaten isterseniz de istemezseniz de ben çekmeye devam ediyorum. Ben bayıldım oyuna çünkü çok sevdim. Oyunu sonuna kadar herhalde götüreceğim. Zaten 6-7 saatlik bir oyun. Toplamda baktığınızda. Bazen uzun oynuyorum, bazen kısa oynuyorum, yüklüyorum falan böyle. Hani uzun mu istersiniz, kısa mı oynanmasını isterseniz bilmiyorum. O yüzden yorumlarda bunu yazarsanız iyi olur. Ben de ona göre davranırım. Ona göre atarım. Tabii beğeni mutlaka yaparsanız çok sevinirim. Beğenebiliyorsunuz. Siz ne kadar çok beğeni yaparsanız benim kanalım o kadar çok kişiye ulaşıyor. O kadar çok da izlenmesi artıyor falan. Yani bunu ben açıkçası hani izlensin tabii bir yerde. Önemli benim için. Maddi olarak da önemli. Baktığınızda tabii ki. Hani bana destek olmak isterseniz buradan işte beğeni yaparsanız maddi olarak da benim işte ilerlememi sağlarsınız falan. Çok da hani uzatmayacağım. Zaten her konuda her dakika bunu söylüyorum. Katıl butonu falan var, süper stickerlar. Ben hiç görmedim, yani denemedim, hiç bilmiyorum. Yani buradan katıl yaparsınız, yapmazsınız tabii sizin tercihiniz, bilemem. Yaparsanız da canınız sağ olsun. Yapmazsanız da. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Ben burada bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Aman dikkat edin. Bu aralar zaten sıkıntı var. Hastalıklarla ilgili.